Burada d fonksiyonu için iki farklı tanım var. dt eşittir 3t artı 1. Bu fonksiyondaki d'nin uzaklık, t'nin de zamanı ifade ettiğini, yani bunun bir zamana göre uzaklık fonksiyonu olduğunu düşünebiliriz. Uzaklık metre cinsinden, zaman da saniye cinsinden ölçülmüş. Burada zaman daha sıfırken uzaklık 1 metre. 1 saniye sonra kat edilen uzaklık 3 çarpı 1 artı 1'den 4 metre olacak. 4 metre. 2 saniye sonra ise 3 çarpı 2, 6 eder. 6 artı 1, 7 metre. Bu tanıma bakarak uzaklığın zamana göre değişimi hakkında ne söyleyebilirsiniz? Bunu yazayım. Uzaklıktaki değişim bölü zamandaki değişim. Bu hızı verir. Ve burada gördüğünüz üçgen Yunan alfabesindeki delta. Delta değişim anlamına geliyor. Bunun için bu oranı uzaklıktaki değişim bölü zamandaki değişim olarak okuyabiliriz. Şimdi bunun neye eşit olacağını bulalım. Önce iki nokta seçelim. Ve mesela zaman sıfırdan bire değiştiğinde, bire geldiğinde uzaklığın nasıl değiştiğine bakalım. Burada zamandaki değişim 1 saniye. Uzaklıktaysa zaman 1 bir birim değiştiğinde uzaklık 3 birim değişiyor. 1 bir metre 4 metreye geliyor. Uzaklıktaki değişim 3 metre. O zaman burası için de 3 bölü 1 ya da doğrudan 3 yazabilirim. 3'ün birimi metre bölü saniyedir. Her 1 saniyede 3 metre. Şimdi bir başka soru. Sizce bulduğumuz bu değer farklı 2 nokta için seçilmiş olsaydı değişir miydi? Mesela birinci saniyeden ikinci saniyeye geldiğimizde ne oluyor? Birinci ve ikinci saniyeler arasında zamandaki değişim 1 saniye. Uzaklıktaki değişime bakalım. O da 3 metre. Ve yine uzaklıktaki değişim bölü zamandaki değişim 3 metre bölü saniyeye eşit. Şu ana kadar tekrar yaptık ama bu doğru üzerinden seçeceğimiz herhangi iki nokta için bu oranın yani uzaklığın zamana göre değişim hızının aynı olacağını, aynı kalacağını söyleyebiliriz. Zaten doğrunun tanımı da bu, değil mi? Evet, bir doğruyu ya da doğrusal denklemi tanımlamanın yollarından biri budur. Bir değişkenin diğerine göre olan değişim hızı sabit olunca bir doğru elde ederiz. Bu örnekte dikey değişkenin yatay değişkene göre olan değişiminden bahsettik. Bu aynı zamanda doğrunun eğimidir ve bu doğrunun eğimi 3. Doğrunun bir başka özelliği ise doğru üzerindeki herhangi iki nokta arasındaki eğimin her zaman sabit olmasıdır. Daha önceki cebir derslerinden hatırlayacaksınız. Doğrunun denklemine bakarak, mesela buradaki denklem eğim kesişim noktası formunda yazılmış. Burada gördüğünüz 3, eğim d ekseni kesim noktası da t sıfıra eşitken 1 oluyor. Dediğim gibi şu ana kadar tekrar yaptık ve eğer duyduklarınızın bir kısmını anlamadığınızı düşünüyorsanız, eğim ve eğim kesim noktası formu hakkındaki diğer Khan Akademi videolarına bir bakın. Şimdi şu ana kadar tekrarladıklarımızı buradaki grafik için kullanacağız. Burada oldukça enteresan bir fonksiyon var çünkü söz konusu olan bir doğru değil eğri. Gördüğünüz eğri ikinci dereceden bir fonksiyona ait ve bir parabol. Şimdi 3t artı 1 yerine uzaklığın zamana göre fonksiyonun bu şekilde yani t kare artı 1 olarak verildiğini düşünelim. Bu fonksiyonun farklı olmasının sebebi şu. Daha işlem yapmadan bile değişim hızının değiştiğini görebiliyoruz. Örneğin bu eğri üzerinde rastgele bir nokta seçer ve bu noktadan geçen bir teğet olduğunu. Yani bu noktadan çizdiğimiz teğetin eğiminin bir anlığına bile olsa eğrinin eğimine eşit olduğunu hayal edersek bu teğetin eğiminin pozitif olduğunu ama ama bu noktadan çizilen bir başka teğetin eğiminin hala pozitif olmasına rağmen diğeri kadar pozitif olmadığını söyleyebiliriz. Kısacası az önce de söylediğim gibi değişim hızının değiştiğini söylüyorum. Buradaki eğri üzerinde çizeceğimiz teğetler giderek dikleşiyor. Başka bir deyişle uzaklığın zamana göre değişim hızı gittikçe artıyor. Değişim hızı artıyor. Sabit değil. Eğim sabit değil ve zaman arttıkça eğim de artıyor. Bunun gibi bir grafikte bir değişkenin diğerine göre yani uzaklığın zamana göre değişim hızı hakkında ne söyleyebilirsiniz? Matematikte ilerledikçe bu konunun diferansiyel kalkülüsün büyük bir kısmını oluşturduğunu göreceksiniz ama diferansiyel kalkülüse gelene kadar kullanabileceğimiz ve işlerimizi kolaylaştıracak, kolaylaştırabilecek başka bir araca, başka bir yönteme sahibiz. Bu araç ileride kalkülüste de çok işinize yarayacak. Bu araç dediğim şey, yöntem dediğim şey, ortalama değişim hızıdır. Hemen not alıyorum. Ortalama değişim hızı. Az önce söylediklerimle anlık değişimi bulmanın zorluğunu ve bunun için kalkülüse ihtiyacımız olduğunu söylemek istemiştim. Bu andaki değişiklik, bu andaki değişiklik için yani teğetin bu noktadaki eğimi için kalkülüsü öğrenmek gerekiyor. Ama iki nokta arasındaki ortalama değişim hızı için bir doğrunun eğimini bulmak için kullandığımız yöntemlere çok benzeyen yöntemler kullanabiliriz. Örneğin bu eğri üzerindeki herhangi iki nokta arasındaki ortalama değişim hızını hemen bulabiliriz t eşittir 0 ile t eşittir 3 arasındaki ortalama değişim hızını bulalım. Bu, bu iki noktadan geçen kesenin eğimidir. Kesenin eğimi. Başka bir renk seçelim ve bu doğruyu çizelim. Tekrar ediyorum, anlık değişimin hızı sürekli değişiyor. Bu örnekte artıyor ve hesaplamak için kalkülüse ihtiyacımız var. Ama ortalama değişim hızı için bu iki noktayı birleştiren doğrunun eğimini hesaplamamız yeterli olacak. Bunun ortalama bir değer olduğunu unutmayın. Eğriye baktığımızda örneğin bu kısımda değişim hızı yavaşken 3'e yaklaştığımız bu kısımda daha fazla. Ama ortalama bir değerden bahsettiğimiz için bu doğrunun eğimine odaklanabiliriz. Doğrunun eğimi uzaklıktaki değişim bölü zamandaki değişimdir. Ortalama değişim hızı çizdiğimiz kesenin başlangıç ve bitiş noktasına bağlı olarak değişir. İlk 3 saniye için ortalama değişim hızı için üçüncü saniyedeki uzaklık nedir? D3 yazalım. Başlangıçtaki uzaklık için de D0. Bu ifade bana uzaklıktaki değişimi verecek. Bu şekilde çizebilirim. Evet, uzaklıktaki değişim bu işaretlediğim yer oluyor. Yani D3 eksi D0. Bunu zamandaki değişime bölersek, 3. saniyede bitirdik, 0. saniyede başlamıştık. Gördüğünüz gibi buraya yazdığım ifade, dikey eksendeki değişim bölü yatay eksendeki değişim. Ve bildiğiniz gibi dikey eksendeki değişim bölü yatay eksendeki değişim de doğrunun eğimini verir. Hesaplayalım. d3 ile başladık. 3'ün karesi artı 1, 10 eder. 10 metre eksi sıfırıncı saniyede sıfırın karesi artı 1, 1 metre eder, 1 metre olur. O zaman uzaklıktaki değişim 10 eksi 1'den 9 metre oluyor. Bunu grafik üzerinde de görebilirsiniz. 1 metreden 10 metreye geldik. Yani uzaklığımız arttı, mesafe arttı, büyüdü. Bunun için uzaklıktaki değişim artı 9 metre olur. Zamandaki değişim ise 3 saniye. Çünkü zaman 3 saniye arttı. Bölü 3 saniye. Sonuç 3. Birimi içinde payın birimi metre paydanınki saniye olduğuna göre sonucun birimi metre bölü saniye olacak. İlk 3 saniyedeki ortalama değişim hızı 3 metre bölü saniyeymiş. Daha önce de söylediğim gibi bu anlık değişimin hızı değil, ortalama değişim hızı anlık değişim hızı sürekli değişiyor. Bu konuda anlaştığımıza göre gelin bir de ikinci ve üçüncü saniyeler arasındaki ortalama değişim bakalım. Bunun için de bu doğrunun eğimini bulmamız gerekecek. Yani d3 eksi d2 bölü zamandaki değişimi olan 3 eksi 2. d3'ün 10 olduğunu az önce hesaplamıştık. d2 ise 2'nin karesi 4 eder, artı 1, 5. Evet, burası 5. Güzel. 10 eksi 5, uzaklık, mesafe 5 metre artmış. Bunu da burada görebilirsiniz. Zamandaki değişim ise sadece 1 saniye. Sadece 1 saniye. Ve sonuç 5 metre bölü saniye olur. İlginç değil mi? Buradaki ortalama değişim yani buradaki kesenin eğimi 5 metre bölü saniye ve bu değer diğer kesenin eğimi olan 3 metre bölü saniyeden daha büyük. Umarım t arttıkça ortalama değişim hızı bile bu kadar değişirken, anlık değişimin hızının nasıl değişebileceği konusunda ve bunu bulmanın ne kadar zor olduğu konusunda bir fikir edinebilmişsinizdir. Böylelikle diferansiyel kalkülüse de küçük de olsa bir giriş yaptık. Şahane, şahane.